hiç iyi olmadı. Teker teker kalelerimiz düşüyor. Hemen karalar bağlamamayı devran. Sokollu belki de Mustafa'nın yolunda yürüyecek, ne malum? Pek ihtimal vermiyorum. Şehzadem gün geçtikçe daha da yalnızlaşıyor. Öyle bir şey yok. Ayrıca Mustafa tek başına da kalsa bütün zorluklarla başa çıkabilir. Gün gelecek, zaferi kutlayacağız. Huri Cihan, sen burada mıydın? Taşlığa hava almaya çıkmıştım sultanım. Hamama gitmek ister misin? İyi gelir. Olur. Keyfin yok belli ki Mustafa'm. Sokullu'yu dert ediyorsan lüzum yok. Çetin ceviz bir adam. Lakin ben onun çaresine bakacağım. Sokullu umurumda bile değil sultanım. Peki yüzünü bu denli karartan ne aslanım? Dün geceki hadise kardeş kavgası zannettiğimden erken başladı. Ve bu beni çok üzüyor. Kavga eden onlar olduğu müddetçe bir sıkıntı yok. Öyle demeyin. Nihayet kan bir kez döküldü mü? Devamı gelir. Ve bu herkese sirayet eder. Sultanım. Hünkârımızın yanındaymışsın diye işittim. Neler oldu? Hünkârımız gönlündeki tahtın sahibini ilan etmek için çağırmış bizleri. Selim. Selim. Selim'in kendine hayrı yok. Ne tahtıymış? Şimdi siz bırakın bütün bunları. Öyle bir şey öğrendim ki yer yerinden oynayacak. Neymiş o? Hürrem'in bir odası var. Meğer Hürrem o gizli odadan divanı dinliyormuş. Haberimiz yok. Sadece bizim değil, hiç kimsenin haberi yok. Ne hünkârımızın, ne Rüstem'in. Emin misiniz bundan? Gözlerimle görmesem kesinlikle inanmazdım. Hünkârımız bunu asla affetmez. Hürrem'in sonu geldi. Siz çıkın. Sultanım. Gizlice nikah kıydınız, tamam. Bunu herkesten saklayabiliriz. Ama burada kalman tehlikeli. Düşündüm, taşındım. En münasibi kendi çiftliğinde yaşaman. Bir duyan olursa kendi kararın olduğunu söyleriz. Siz nasıl münasip görürseniz sultan. Evladımı emniyet içinde büyütebileceğim her yere razıyım. Doğuma kadar çiftliğinde kalırsın. Sonra çocuğu saraya aldırırız. Sanki bir cariye doğum yapmış gibi ilan ederiz. Evladıma bir başkası mı annelik yapacak? Aklıma gelen tek çare bu. İnan bana, en doğru olan bu aslanım. Ben icap eden hazırlıkları yaparım. Hatunlardan birini de gebe diye ilan ederiz. Buna lüzum yok validem. Evladımın bir anası var zaten. O da burada benimle kalacak. Mihrunisa. Validemizin hakkı var şehzadem. Mühim olan sizin emniyetiniz. Nasıl nikahımızı gizlice kıydıysak, evladımı da gizlice alırım kucağıma. Saraydan ayrılmam mümkün değil Nisa. Seni bir daha kaybetmeyi göze alamam. Hele şimdi,
Asla. İlla buradan ayrılmasına lüzum yok. Doğuma kadar bir şekilde saklarız. Vakti gelince zaten herkes öğrenecek validem. O vakte kadar gizleyin kafi. Nisa'ya bir zarar gelsin istemem. Sıhhati için de her türlü tedbir alınsın. Dert alıyorsun Mustafa'm. Hünkârımız Bayezid'in burada olduğunu, ne işlere kalkıştığını haber alsa evvela senden hesap sorar. Merak etmeyin validem. Hünkârımızın haberi olmayacak. Zaten Bayezid de çok kalmaz. İnşallah tez vakitte yola çıkar. Hadiseyi kavgasız, gürültüsüz atlatırız. Mihri Nisa ile evlendiğini ona söylemeyeceksin değil mi? Kardeşin de olsa Hürrem'in oğlu. Etrafında onun adamları var. Bir şekilde kulağına gider. Benim Bayezid'den saklayacak bir şeyim yok validem. Kendisine itimadım tamdır. Sen yine de bu sırrı kendine sakla. Ne olur ne olmaz. Mustafa'mı ikna etmeliyiz Mihri Nisa. Mektuplarla bir alakası, bir suçu günahı olmadığını hünkârımıza izah etmeli. Şehzademizin bunu yapacağını sanmıyorum sultanım. Zira kendileri bunun faydasından çok zararı olacağına inanıyorlar. Hem işlenmemiş bir kabahatin özrü olmaz. Haklıyken haksız hale düşmeyelim. Yine elimiz kolumuz bağlı oturacağız. Rahmetli babam hep fırtına dayarken açılmaz derdi. Hünkârımızın insafına kaldık. Bu sefer öfkesi bendini aşacak. Gel. Sultanım. Ne bu halin? Şehzademize hünkârımızdan hediye gelmiş. Yok yere endişelenmişsiniz. Ne hediyesi? Muhteşem bir kaftan yollamışlar. Kaftan mı? Mustafa'm nerede? Dairesindeler. Açın kapıları. Mustafa! Sakın giyinme. Sakın giyinme onu. Çabuk bırak elinden onu. Ne oluyor validem? Zehirli olabilir. Bu mümkün değil sultanım. Hünkârımız gönderdiler. Madem öyle, sen giy. Zehirli mi değil mi anlayalım. Validem, hünkârımızın böyle bir şey yapacağı nasıl... Sana giymeni emrediyorum. Thank you.
aslanım. Allah bana bu günleri görmeyi de nasip etti. Giderken keder içindeydim. Dönüşün bayramım oldu. Şükürler olsun ki hünkârımızla aramızdaki kırgınlıklar da son buldu validem. Belli. Öyle olmasa tahtını sana emanet etmezdi. Haberi alınca nasıl sevindim. Mihrinisa nerede? Yoksa? Telaş etme. O iyi. Dairesinde seni bekliyor. Zira ayağa kalkacak vaziyette değil. Şehzadem, nihayet döndünüz. Bir oğlumuz oldu. Bir haftadır onunla birlikte gözlüyoruz yolunuzu. Allah'ım esirgesin. Şehzademiz uğuruyla geldi. Bahtı da böyle güzel olur inşallah. Amin. Amin. Nisa, sen iyi misin? İyiyim elbet. Oğlumuz saatle doğdu. Siz buradasınız. Validem, neden bana haber vermediniz? Yola çıktığını öğrenince lüzum kalmadı. Lakin artık döndüğüne göre dört bir yana haber salabiliriz. Fidan. Emredersin sultanım. Cariyelerinizden Gülmüsel Hatun var şehzadem. Herkese onun doğurduğu söylenecek. Aslanım. Rabbim evladım Mehmet'e uzun ve sağlıklı bir ömür nasip etsin. Kardeşim Mehmet'e nasip olmadı ne yazık ki. Genç yaşta göçüp gitti. Mekanı cennet olsun. Amin. Amin. Keşke hünkârımızdan isteseydin isim vermesini. Belki bizzat gelirdi. Sefer hazırlıkları devam ederken gelmeleri pek mümkün değil validem. Vaka İstanbul'dayken konuştum. Eğer bir oğlum olursa mutlaka rahmetli kardeşimin ismini vereceğimi söyledim. İnşallah evladımız da sizin gibi kıymetli bir devlet adamı. Akıl ve vicdan sahibi bir şehzade olur. Annesi sensin Nisa. Onu sen yetiştireceksin. Başka türlü olması mümkün mü? Ben de bir baba evladını ne kadar sevebilirse o kadar seveceğim. Validem, hazırlıklar tamam. Hünkârımızın emri fermanı gelir gelmez yola revan oluruz. Mihrinisa da bizimle geliyormuş. Bunu neden senden değil de başkalarından duyuyorum? Manasız bir tartışmaya sebebiyet vermek istemedim. Zira mani olmak isteyecektiniz. Ateşle oynuyorsun Mustafa. Tam hünkârımızla aranı düzeltmişken ne manası var? Gel. Şehzadem, sultanım. Bağışlayın, rahatsız ediyorum. Lakin hünkârımızın ulağı geldi. Gözlerimin içine baka baka söz verirken, aramızda sır olmadığını söylerken dahi benden sakladıkların varmış. Unutma. Cehennem dediğinin dalı, ateşi yoktur. Herkes kendi ateşini yanında götürür. Kendi ellerinle inşa ettiğin sevgi ve güvenimi kendi ellerinle yıktın. Payitahta gelmeye kalkma. Zira saltanat naibliğini hak etmediğini aşikar eyledin. O vazifeyi kardeşin Selim'e verdi. Zevcen Mihrinisa Hatun ve evladımla Amasya'da Allah saadetini daim etsin. Ne
Ne oldu aslanım? Ne yazmış hünkârımız? Hiçbir sırrın ebediyete kadar saklı kalmayacağını. Er ya da geç başımıza geleceği belliydi zaten. Defalarca ikaz ettim ama dinleyen kim? Mutlaka bu saraydan biri haber uçurdu. Nereden biliyorsun? Belki de başka saraydan uçtu o kuşlar. Hangi saray sultanım? Bizlerden başka bilen yok. Beyazıt'ı unutmayın. Huri Cihan'la birlikte buradaydılar. Seni gördüler. Sırrımıza ortak oldular. Şehzade Beyazıt mı? Neden olmasın? Neticede Hürrem'in oğlu. Nasıl anlatılır bu bilmiyorum. İnsan en büyük darbeleri en yakınında olanlardan, en sevdiklerinden alıyormuş diye yazmışsın. Sahiden de öyle Mustafa abi. Utancımdan yazmaya elim varmıyor. Fakat yüz yüze görüştüğümüzde her şeyi izah edeceğim. Şimdilik sana asla ihanet etmediğimi bil, kâfi. Sırtından hançerledi. Şimdi utanmadan mektup mu yazıyor? İhanet etmediğini söylüyorum. Yüz yüze anlatacakmış neler olduğunu. Allah bilir ne yalanlar söyleyecek. Yine de en azından dinlemek lazım sultanım. Belki bir izahı vardır. İhanetin izahı olmaz. Madem yüzümüze dost görünüp arkamızdan düşmanlık etti, bedelini ödeyecek. Biz de onun Huri Cihan'la olan münasebetini ifşa edeceğiz. Bunu daha evvel konuştuk validem. Zinhar böyle bir şey olmayacak. Neden hala onu koruyorsun? Huri Cihan yüzünden. Mevzu bahis olan benim şerefim. Böyle bir alçaklığı nasıl bana reva görürsünüz? Mihri Nisa, sen de mi böyle düşünüyorsun? Şehzademizin nasıl vicdan ve adalet sahibi olduğu herkesin malumu. Ne yazık ki bunu kendisine karşı silah olarak kullanıyorlar. Sen ne güne duruyorsun peki? Artık herkes şehzademin nikahlı zevcesi olduğunu biliyor. Hem unutma, evlenirken bana bir söz verdin. Bu bahsettiğin güçleri ne vakit kullanacaksın? Yüce hünkârımızın istikameti değişmemiş şehzadem. Ordular Sivas civarına yaklaştıklarında kendilerini karşılayacağız. Âlâ. Hazırlıklar tamamdır inşallah. Tamam şehzadem. Vakti gelince yola koyulacağız. İnşallah aranız daha da bozulmaz. Daha ne olabilir ki Nisa? Beni saltanat mahipliğinden aldı, buraya mahkum etti. Sen yine de tedbiri elden bırakma oğlum. Biliyorum içten içe sitem ediyorsun. Haklısın da. Lakin yut bunu. Kendi içinde tüket. Hünkârımızın karşısında dile dökme. Onun affına sığın. Merak etmeyin validem. Benim düşüncem de bu. Gel. Şehzadem, hazırız. Gidelim. Mustafa! Validem. Aslanım, iyi düşündün mü? Gitmeye mecbur değiliz. Nihayetinde önüne geçmeye, değiştirmeye çalıştığın şey kaderin ta kendisi. Validem. Oğlum. Bırak yağmur yağsın, rüzgar essin, kış gelsin. Unutma ki kış biter, bahar gelir. O bahar da sensin. Thank you.
Hazretleri. Hoş geldiniz Sultan. Hoş bulduk Gülfem. Haberi alır almaz Üsküp'ten yola çıktım. Hünkârımız nasıllar? Afiyetteler inşallah. Hekimler müsbet konuştu. İnşallah iyileşecekler. Hayırlısı Gülfem. İsterseniz hünkârımızın yanına gidelim. Şehzademiz ve Fatma Sultanımız sizi orada bekliyorlar. Âlâ. Sultanım. Validem. Şehzadem. Hoş geldin Mahidevran. Biz de seni bekliyorduk. Görüyorsun işte halimizi. Kara günler bir türlü bitmek bilmedi. İnşallah bitecek Sultan. Güneş doğacak elbet. Mihrimah, sen nasılsın? O güneş kim sultanım? Mustafa abim mi? Zira hünkârımıza zerre kadar üzülmediğinizi biliyorum. Mihrimah. Haddini aşıyorsun. Mahidevran Sultan'ı anlıyorum. Nihayetinde senelerdir bu anı bekliyor. Sen şehzadem, Fatma Sultanım, size ne oluyor? Karşınızda yedi iklimin sultanı yüce hünkârımız var. Onunla aynı kanı taşıyorsunuz. Dua edeceğiniz yerde neyin hesabını yapıyorsunuz böyle? Ne hesabından bahsediyorsun sen? Nasıl çirkin bir itham bu böyle? Yalan mı? İstediğiniz bu değil mi? İçten içe bunu arzu etmiyor musunuz? Herkes senin adına haykırıyor. Utanmadan, sıkılmadan müstakbel padişah diyorlar sana. Tahta çıkmanı istiyorlar. Sen de susuyorsun. Zira böyle demeleri hoşuna gidiyor. Yeter Mihrimah. Validen gibi konuşmayı kes artık. Kendinizi bu sarayın sahibi belirlemişsiniz. Sizin gibi düşünmeyenleri düşman sayıp itham ediyorsunuz. İlla bir hesap kitap arıyorsan dön sevgili kocana bak. Validene bak. Pusu kurup Mustafa'mı öldürmeye kalktılar. Haberin var mı senin? Eminim öyledir. Hiçbiriniz yokken ben hünkârımızın yanındaydım. Aynı kubbenin altında doğup büyüdük biz. Ona olan sevgim, sadakatim ebedidir. Mustafa'mın da öyle. Hiç kimseye ispat etmek mecburiyetinde de değiliz. Neye inanmak istiyorsan ona inan. İnandığım tek bir şey var Sultan. O da hünkârımızın tekrar ayağa kalkacağı. Ve bütün bunların hesabını soracağı. Sultanın da haddini bilmesi icap eden vakitler vardır elbet. Nice zaferler kazan. Nice yerleri fethetti.
üç kıtayı dize getirdi. Demek seni böyle güçsüz, böyle çaresiz görmek de varmış kaderde. Bir Rus cadısı için beni ilk göz ağrın ve kıymetli Mustafa'yı bir kenara attın. Bak hesabı soruluyor işte. Senin için üzülmeyi, ağlamayı çok isterdim. Lakin bana ve evladımı çektirdiklerinden sonra istesem de yapamam. Senin için dileyeceğim tek şey, huzur içinde ölme. Zira herkes için en hayırlısı bu. Senin için bile. Siyahlara bürünmüşsün. Cenazeye heves etmişsin belli ki. Lakin hayallerin suya düşecek Mahidevran. Zira hünkârımız yakın ayağa kalkacak. Gözlerin açacak. Eskisinden daha güçlü geri dönecek. Senelerdir bekliyorum Hürrem. Biraz daha beklerim. Er ya da geç hak yerini bulacaktır. Hünkârımızın bu halinde senin de payın var. Günahlarını ortak ettin. Şimdi bedelini ödüyor. Esas günahkar olanlar henüz ateşe atılmadı. Onlar öyle bir yanacaklar ki külleri dört bir yana savrulacak. Bir nefes Hürrem, bir nefes kadar yakınsın sona. Etrafına bak. Ecel terleri döken Rüstem'den başka kimse kalmadı yanında. Evlatların bile terk etti seni. Beyazıt, Mustafa'mın yanında. Keza Cihangir de öyle. Zira hakikati gördüler. Doğrudan, haklıdan yana taraf oldular. Günlerdir perişan haldeyiz. Size dua etmekten başka elimizden hiçbir şey gelmedi. Lakin şükürler olsun ki Rabbim sesimizi duydu. Sizi bize, kullarınıza bağışladı. Farkındayım Hürrem. Varlığını hep hissettim yanımda. Duyar duymaz yola çıktık hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Neler çektiğimizi bir bilseniz hünkârım. Yokluğunuzda cehennem azabı yaşadık. Nihayet kötü günler bitti. Değil mi Mihrima? Cehennem ateşleri söndü. Neşemiz, sevincimiz daim olsun. Cihanın dört bir yanına ulaklar göndermeli. Davullar çalmalı ki dost düşman herkes hünkârımızın saatine kavuştuğunu işitsin. Yedi iklimin mutlak hakimi hünkârımızı böyle saat içinde görmek beni ziyadesiyle mesut etti. Rabbim uzun ömürler versin.
Hepimize geçmiş olsun Hürrem. Nihayet hünkârımız hastalık belasını def etti. Şükürler olsun sultanım. Gerçi daha def edilecek nice belalar var. Hünkârımızın başındaki en büyük bela sensin Hürrem. Ne yazık ki buna bile isteye katlanıyor. Hazırlıklara başlasan iyi edersin. Hünkârımız saatine kavuştuğuna göre oğlunla birlikte Amasya'ya dönmen icap eder. Malum, boş bırakmaya gelmez. Hürrem. Validem, Mihrimah Sultanımız bahsedildiği kadar güzel mi? Bilmiyorum, daha evvel hiç görmedim. Bu sualine ancak Mahidevran Sultanımız yanıt verebilir. Fidan, sen Mehmet'le alakadar ol. Mihrimah denen uğursuz ne demeye gelmiş ki buraya? Muhakkak bir şeylerin peşinde. Ne olabilir ki sultanım? Aman diyeyim, dikkatli olun. Mustafa'm ve Mehmet'imle yalnız kalmasın. Neler düşünüyorsunuz? Şehzademizi zehirleyecek halleri yok. Annesi Hürrem olunca insanın aklına her şey geliyor. Çok zeki, ufku geniş diyor değil mi? Hı hı. Ah, bir de küçük aslanımız tez canlı olmasa. Mehmet. Ders yapmak istemiyorum, ama çıkmak istiyorum. Erkek adam olmak istiyorum. Sen zaten erkek adamsın benim güzel kardeşim. Değilim işte, değilim. Yusuf alay ediyor benimle. Sünnet olmadan erkek olunmaz diyor. Ben Yusuf'a haddini bildiririm. Sen kulak asma onu. Çok kızmayın ama. Madem sünnet olmak istiyorsun, o vakit isteğin yerine gelecek. Yaşasın. Daha yaşı küçük değil mi? Hayır, değil. Nicedir, benim de aklımdaydı zaten. Aslanımın sünnet vakti geldi de geçiyor. O vakit hazırlıklar başlasın. Sen merak etme aslanım. Ben bizzat alakadar olurum. Yusuf'a haber verin. Aa, otur Mehmet. Evvela yemeğini ye, sonra gidersin. Dinlemiyor hiç. Atan rahmetli Sultan Selim Han, öfkesi kabarınca ne yapacağı belli olmayan bir padişahtı. Hünkârımızın en büyük korkusu ona benzemekti. Bu korkusu gerçekleşti mi? Cevap vermek güç. Yalnız şurası aşikar ki, o da babası gibi savaşçı, cesur ve kibirli. Sense hünkârımızın sadece güzel huylarını almışsın. Allah senden kibri ve acımasızlığı almış, yerine alçak gönüllülüğü ve sadakati vermiş. Evladım Mehmet de seni andırıyor. Cesur ve babasına düşkün. Bir an bile yanından ayrılmak istemiyorum. Bu sözlerinizin ucunun nereye gittiğini anladım. Onu dava götürmemi istiyorsunuz. Sünnet olduktan sonra epey bir vakit yataktan kalkamayacak. Fırsatım varken yanında götür. Çok heves etti, kırmak olmaz. İçeride. Onu çok mutlu etmek senin elinde. Ne kadar erken yaşta ava çıkarsa o kadar iyi. Torunumun sünneti için herkesi davet ettim.
Yemekler yiyecek, altınlar dağıtılacak. Reaya'nın yüzü gülecek. Herkes sana dua edecek. Cümle alem duysun, işitsin. Şehzademizin artık büyüdüğünü, erkek olduğunu herkes bilsin. Doğru. Mehmet'im artık büyüdü. Ava çıktı. Sünnet dolunca tamamdır. Siz avdayken başınıza gelenleri duyunca perişan olduk. Adaklar adadık. Sünnet törenlerinde yüzlerce kurban kesilecek. Keşke hünkârımıza da haber verseydiniz validem. Zaten gelmezdi. En azından bir haberi olsaydı. Kim bilir belki gelir bizi sevindirirdi. Gel. Hünkârımızın fermanına karşı konulamaz. Yaşama da, ölüme de o karar verir. Bir anda taşlıktan ses işittik. Dışarı çıkıp baktığımızda yerde duruyordu. Zavallı. Cennete gidecek değil mi anne? Rabbim herkese cennete gitmeyi nasip etsin. Yağmur geliyor. Saraya girsek iyi olur. Allah'ım sen koru bizi ya Rabbim. Sultanım, buradan pek belli olmuyor. Sultanım, validem, babam gelmiş. Allah'ım sana şükürler olsun. Babam nerede Taşlıcalı? İstanbul'a mı gitti yoksa? Atmaca neden yok? Niye gelmedi sizinle? Dilini mi yuttun? Sualime cevap versene. Taşlıcalı. Mustafa'm nerede? Aslanım nerede? Neler oluyor Taşlıcalı? Allah aşkına konuş, bir şey söyle. Sultan. Şehzademiz Hakk'ın rahmetine kavuştu.
başımız sağ olsun. Baba. Mustafa'm nerede? Sultanım. Hünkârımızın otağında... idam edildiler. Yersiz validem. Göreceksiniz. Sultanım. Babam cennete gidecek, değil mi? Bizi orada bekleyecek. Neden kıydılar ona? Ne yaptı? Ne suçu var? Hiç. Hiçbir şey yapmadı Aslı. Tek bir kabahati vardı İyo. Cidanına kurban oldu. Mustafa'm nerede Taşlıcalı? Kurda kuşa mı terk ettin yoksa onu?
Şehzademizin cenazesi Bursa'ya doğru yola çıktı sultanım. Hünkârımızın fermanı. Kapı halkınızla beraber Bursa'ya gitmeniz emredildi. Bundan böyle Bursa'daki sarayda kalacaksın. Yere batsın o zalimin fermanı. Allah gün yüzü göstermesin o evlat katiline. Nasıl ki benim kalbime, sarayıma ateş düşürdü. Rabbim de onun can evine cehennem alevleri salsın. Nefes aldıkça yansın. Yandıkça kavrulsun. Kavruldukça kahrolsun. Beter olsun. Ağalar bahçede sultanım. Benden haber beklerler. Hiçbir yere gitmiyoruz Taşlıcalı. Burası bizim evimiz. Amasya bizim yurdumuz. Burayı terk etmeyeceğiz. Gideceğiz Nergisçe. Gideceğiz. Oğlum, Mustafa'm neredeyse biz de orada olacağız. Söz vermişti bana. Geri döneceğine bizi bırakmayacağına söz vermişti. Tam burada bu odada. Söz vermişti. Gitme demiştim ona ben. Gitme. Bütün cihan... Bütün cihan senin aşkına haykırırken, dağlar, taşlar, ağaçlar, kuşlar haykırırken gitme. Gitti. Benim yüreğim de yerinden söküp gitti. İçim acıyor vardı. Canım yanıyor çok. Nefes almak bile zor geliyor artık. Ben nasıl dayanacağım buna? Biliyorum Nisa. Biliyorum. Sözümden dönmüşüm gibi. Olacak gibi geliyor, yapamam. Gidemem. İlham edemem.
Sultan Süleyman emirleri zerre kadar umurumda bile değil. Bursa'yı o zalim emrediyor diye değil. Mustafa'mıza kavuşmak için gideceğiz. Ona karşı son vazifemizi yerine getirmek için. Thank you.